Anlatacağımız bir şey varsa. Şey, kıyma ve tereyağını rica edeceğim sizden bu arada da dolaptan. Aslanlık ben... şeyin var hemen. Önce yemek ondan sonra. Hemen bu mutfakta her şeyi işte. Ben ne yapayım? Benim de yardım edeceğim bir şey var mı? Sağ olsun arkadaşlarım, benim bütün dolabı doldurmuşlar. Malzemeler yok yok ama Allah'tan dolabımız yeterli büyüklüğü olduğu için şefim her şeyim mevcut. Çok güzel bir kıyma var. Tek çekilmiş bir kuzu kıyması kullanıyorum. İstiyorsanız Danalya'da yapabilirsiniz ama kuzu eti gerçekten çok böyle hani koyun gibi değilse, yaşlı bir koyundan bahsetmiyorsak lezzeti daha yerinde olur. Şimdi biraz tereyağında yavaş yavaş kıymayı kavurmaya başlayacağım. Tamam. Gene önce bu sefer önce kıyma yapıyoruz, sonra soğana gireceğiz. Yok, gene soğan kavuracağım. Önce soğan, sonra kıyma. Sonra hemen kıymayı ilave edeceğim içerisine. Soğanları ufacık doğradım. Tamam. Çok güzel doğruyor soğanları, bakar mısın? Yani hepsi aynı eşitlikte gibi geliyor. Değil mi? Biraz da bıçağın avantajı bu şekilde doğramak. Yok senin be abicim bıçağı. Yani o bıçağı bana ver, bak gör hani ne kadar parmak kalır, ne kadar tırnak kalır yani. Ben şeyi merak ettim, ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sesle ilgili, yani, seslendirme ile ilgili eğitimi nasıl alıyorsunuz? Yani bütün vurguları falan ezberlemeniz gerekiyor veya işte metni çok okuyor musunuz? O hep benim merak ettiğimdir yani ya ekranda aslında... birisinin sesi olmak çok zor bir şey. Zor, evet. Yani o hareket, o heyecanı hissetmek... Çok havaya girdi. Ama gerçekten öyle zor. Şey. Şimdi şöyle. Sanatçılık. ben kendi öykümü anlatayım, oradan denk gelsin. Ben 11 yaşındayken radyo şovu kulübüne girdim. Ondan sonra bizde şöyle bir kural vardı. Ondan sonraki periyodun bütününde. Eğer sen okulda en az teşekkür ya da takdir almazsan bir sonraki sömestrde radyo çocuk kulübüne katılamazsın. Ha. Bu şimdi seni başka bir kafaya da getiriyor, başka bir düşünce biçimine getiriyor ve hani Rüştü Asyalı'dan tut da yani çok çok üst düzeyde yani o dönemlerde devlet tiyatrolarında baş rejisörlük yapıyordu Rüştü abi. Yani Keloğlan falan yani Rüştü Asyalı ve gibi pek çok eğitmenimiz vardı ve onlardan biz hafta sonunda yani 4'er 5'er saatten her iki hafta sonunda say 10'ar saat desem bu sadece hafta sonları. Ben 16 yaşındayken Radyo Çocuk Kulübü'nün idarecisiydim. Aynı anda hem canlı yayını yönetiyordum hem de içeri girip canlı yayında dublaj yapıp dışarı çıkıyordum. Ama bu çalışmakla ilgili bir şey. Çünkü çok uzun süreler çalıştık. Yani spor spikerleri de aynı şekilde. Yani diğer stüdyolarda da onların eğitimlerini biliyorum. TRT altyapısından bahsediyorum. Olağanüstü çalışılan ve çalışmayanın da zaten sistemin içinde kalamayacağı kalamazsın, tam onu söyleyecektim. Yani yüzden, yetenek var ama çalışmak çok önemli değil mi? Kilometre yapmak çok çok önemli ya. Ya ben ona tecrübe gerçekten... Tecrübe oluyor. Ya yetenek bir yere kadar yani hani yetenek... Ya başta yedirirsin de ondan sonra eğer dayanıklı değilsen, kilometre yapamıyorsan bir yere varamazsın. Yani öyle bir parlar çıkarsın yani o... O başka bir kafa düşünüyorum bence. Düşünüyorum mesela şimdi sen anlattıkça kendimden, kendi hayatımdan düşünüyorum. Hmm. Hakikaten öyle. Evet bir şans, bir yetenek bir yerden başlıyor ama çalışmadıktan sonra hiçbir şeyin bir anlamı yok. Bütün o şartlarda, o zor şartlarda yani insanların görmediği, bilmediği, kendini konsantrasyonunu yüksek tutman gereken enerjini falan. Hani şu dezavantaj oluyor. Demin söyledin ya şimdi mesela sen senken ve kimse seni tanımazken çok rahatlıkla gözlem yapabiliyorsun. Çünkü insanlar seni tanımıyor. Evet. Ama sen sen olmaktan çıkıp Pelin Karahan olduğun andan itibaren insanları gözlemleme şansın sıfıra düşüyor. Çünkü senin gözünün ona baktığını görünce onlar daha başka türlü kendini doğru gösteriyor. Yani oyunculuk kavramından bahsediyorum. Dolayısıyla temel ipuçlarını yakalaman zorlaşır hale geliyor. O zaman da fundamental için mutlaka eğitime ihtiyacın var. Doğru. Eğitim seni doldurabiliyor ve ondan sonra şansın da varsa bu çok önemli. Evet bizde bir de şans da önemli. Aslında tüm dünyada. Şefim hemen döndüm. Sohbete daldım. Doğmalık fıstıkları ilave ediyorum içerisine. Onları da kavuruyoruz gene. Biraz kıymadan önce onları da kavuruyoruz ki hem aroması geçsin hem de aynı zamanda biraz üstü renk alsın istiyorum. Şu an biz tereyağı kullandık. Tabii tereyağı kullandık. Çok az zeytinyağı ilave ettim içerisine. Gene evet sen seviyorsun zaten karıştırmayı. İkisini beraber kullanmayı çok seviyorum. Burada sade yağ kullanabilir mi? Sade yağ da kullanabiliriz. Ama zaten biraz da fırındaki yağdan dolayı da yağdaki aromayı azaltmak için sade yağ kullanmadım ama kullanılabilir. Tereyağı. Şu anda Tarantino filmi gibi. Bak tam baktığım açı gerçek. Ve ince hem konuşurken de çok takılı toprak şu an değil mi? Ama tam şey gibi bu. Biraz önce anlattınız ya sürekli tekrar kilometre yapmak gerekiyor. O da onun ki, kilometresi de yani. Çok iyi çünkü yapacak kaç bir şey yok. Kaç yıldır doğradığımı ben unuttum artık küçüklüğümden beri. Kaç yaşına girdin şefim sen mutfağa? Ben ilk yemek yaptığımı şöyle hatırlıyorum. 6 yaşlarında okula gitmeden önce evde babamın yaptığı salataya eşlik ediyordum.
Ama 8-9 yaşında artık bu abimizde arkadaşlarıma mangal yapar, kuşbaşı et hazırlar duruma geldim. Ay Allah'ım, klasik böyle evlatlar nasıl, evet, ne güzel mangalı ya. Evet, tabii. Böyle sonrasında da tabii hep yemekle şeyimiz vardı. Babaannem çok güzel yemek yapardı. Anneannem aileden de. Tabii sizin öyle bir durumunuz da var. Tabii tabii, biraz mi? Ailenin şeyi. Babaannem de anneannem de benim, ikisi de Çerkezdi. Biri Halep Çerkeziydi, diğeri de Kayseri Çerkeziydi. Onlarla böyle hep yemek yaparken onların yanında olmak, onlarla beraber büyümek aslında kulağımızı çok doldurmuş. Yani o yemekteki yapma detayları, evdeki o hareketlilik. O yüzden de şey, böyle geçmişten gelen şeyler çok... O yüzden Osmanlı şeyi de çok seviyorsun. Yani mutfak tarihini sadece yediklerimizin, içtiklerimizin nasıl geliştiğini görmek açısından çok merak ettiğim bir şeydi. Uzun yıllarda Anadolu'yu geziyorum. Yani 30 seneyi geçmiştir. Böyle hep tekrar tekrar eski ustaların yanına gidiyorum. Onların çalışma tekniklerine bakıyorum. Çok seviyorum. İnanılmaz bir tarih araştırmacısı aynı zamanda. Yani amacım bundan sonraki kuşaklara da doğru bir köprü bırakmak. Evet. Yani, birileri senin gibi olup bırakacak ki bu iş devam etsin. Yoksa... Bence olur ya. Değil mi? Mutlaka az olsa da çıkar o tip insanlar yani. Mutlaka. Şimdi bir de... Sen destek oluyor musun mesela, hani şöyle inanıp güvendiğin, yılda... el verebileceğin biri falan? Yani şöyle... El vermekle ilgili yanınıza aldığınız kişi uzun yıllardır, evet, evet, hem insani açıdan hem de meslek açıdan tanımanız gerekiyor. Bak eğer yoksa ben ya da Pelin, bak ikiniz de bu konuda aday buldum şu an. Gerçekten iyidir. Ama şey, ben bak göstereyim istersen. Genelde 2 yılda bir bütün ekibimi değiştirmeye özen gösteriyorum. Neden peki? Çünkü 2 yıl onlara mayayı çalıyorum. Ha. Öyle düşünün. Onlara gönderiyorum. Onlar başka mutfaklarda yoluna devam ediyor. Hakkaniyetli olan bu. Doğru. Diğer çocukların hakkını yememiş oluyoruz. Evet. Ama yanıma aldıklarında mutlaka bütün eski yöntemlerle yemek yapmayı, bir kere pişiyorlar. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Şeflik kavramı son yüzyılda. Yani öyle diyeyim. Öncesi dönemde zanaatkarlık ve aşçıbaşılık vardı. Bu neydi? Bir insan hayatı boyunca dolma yaparsa dolma yapar. Sarma yaparsa sarma. Bakın o dönemde dolmacı sarmacı sarmayı, sarmacı dolmayı yapmıyor. Bir amca dolmayı yapıyor. Herkes ne biliyorsa o. Herkes 50 yıl mesela o işi yapıyor. Düşünsenize o adamın elinden yediğiniz köfteyi, sarmayı, dolmayı. Evet, doğru. Yemekte uzmanlaşmak önemli. Aslında geçmiş kültürün en önemli tarafı bu. Ben de günümüzde çocukları yani genelde bir noktada uzman yetiştirmek üzerine çok şey çalışıyorum. Mesela bizim vişneli sarma hikayemiz var. Fadime Hanım'ı çok severim, o yapar bizim dükkanda. Yani mesela ilk 6 ay geldi, sadece sarmaları deniyor deniyor. Herkes sordu bu niye çalışıyor acaba diye. Yani hiç dışarı çıkmıyor, yaptığını kimseye satmıyoruz. Dedim o şimdi antrenman yapıyor. Yani çok satacağız ve işte yaprakların denenmesi, şeylerin denenmesi hep bir süreçten sonra şu anda uzman. Benzerini ben anlatayım mı sana? Evet, aslında o da bir şey oluyor değil mi? Ben antrenman yapıyorum 20 yılı aşkın süredir. O dönemde de yine böyle bayağı tanındığım periyotların içinde bir dönem. Dojo'ya gittim yani hani... Ben geldim. Yani şimdi hani antrenman da yapabilirim ya hani. Hani tamam daha önce de yüzüyorum falan. Abi Burak bana şöyle dedi. Evet 200 sağ kroşe. O böyle 10-15'ten sonra böyle bir düşünce geliyor sana. Ama dediği gibi ben hani sadece sarma falan. Orada o sabır. Bence orada o hani bütün, evet, onların her biri sana öğretiliyor ve ondan sonra hareket eder ve ilerler hale geliyorsun. Doğru. Ben de boks yapıyorum. Evet. Kapışır mıyız? Kapışmaz mıyız? Ustacığım bak patlıcanı yiyelim. Bundan sonra değerli izleyiciler, programın formatı şu anda değişti. Hayır yani onu şeyden söylüyorum. Helva, helva. Hani, spor çok seviyorsun yeriz, değil mi? Helva da yeriz üstüne, o da olur. Sonra bunları yakmak için gene bir spor lazım. Evet, evet, evet. O zaman sen beslenmene dikkat ediyorsun tabii sporla da ilgili olduğun için. Ya bayağı böyle protein ağırlıklı falan diyorsun. Çünkü sette beslenme işi çok zordu bizim, evet, için. Yani gerçek o demin bahsettiğimiz temiz düzgün gıda bulabilmek çok zor. Evet. Nasıl yapıyorsun onu? Ya yani setin bayağı iyiye yakın bir yemek sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani hani diyet tipli bir şeyler de çıkıyor sistemin içinde. Ha, orada. Ama zaten o kadar büyük efor sarf ediyorsun ki orada. Çok bir açık oluyor değil mi? Bir karbonhidrat, yani bir kalori açığı var orada. Ya, İstiyorsun tabii. Yani onu. Yani, vücut evet, istiyor. Evet. Yani çok uzun süre soğukta, içeride ya da dışarıda kaldığın zaman zaten vücut bir hani kendini kapatıyor, evet, falan. Doğru. O antrenman periyodundan da azalıyor. Yani haftada 5-6'lık antrenmanlar işte 1'e 2'ye olabilir. Ama dönem cüsti için zaten o formu tutman lazım. Evet. Çok zor. Hala aynı kilodayım. Mesela başladığımla aynı kilodayım. Süper. Bak bu büyük bir başarı. Evet.
Evet. Bir süre sonra çünkü biraz sıkıntıdan yemeğe de verebiliyor insan kendini. O da iyi olmuyor tabii ki. Evet. Zor mu dönemde size? Ya bizim benim muhteşem yüzyıl zamanını işte sarayda kadınları canlandırdığımız için bize teknik olarak bir zorluğu yoktu ama siz at üstünde kılıç salladığınız zaman hakikaten zordur diye düşünüyorum. Evet, dışarıda dış sahne çekip bir de o bir şey yapınca falan ama hakikaten. Ama çok başka bir tecrübe yani. Kesinlikle. Bunu Toprak Sergen olarak bir insan, normal bir mesleğin olsa nerede at üstünde kılıç sallayacak? Kesinlikle. Bu da bir şans. Ve yani mesela 1050 yani yıl 1050 yani hani işte taş maş falan yontmuşsun etmişsin şu biraz olmuş falan. Ondan sonra yani data da yok ortada 1050 için. Ya yani mesela 14. yüzyıl 15, 16, 17 bunlarda hani kitaplar var, bilgiler var. 1050 hani hakikaten çok erken bir tarih. Enteresan bir zaman ya. Evet. Oradan bir karakter oynamak ve ben Bizanslı bir karakter oynuyorum. Öyle olunca Joker gibi bir şey oynama şansın da doğuyor aslında. Hani çünkü belli kuralları olan bir sistem var ve sen hani onun düşmanını oynuyorsun bir şekilde falan. Orada kurduğun denge çok değerli. Yani tenekeyle de kovalayabilirler seni. Değil mi? Doğru. Evet. Ya da hani senin enerjini paylaşırlar. Bu arada bütün izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Herkese binlerce kere teşekkürler. Hem Türkiye'den hem bütün dünyadan. İyi ki varsınız. Öyle ama. Tabii seyirci olmasa ne anlamı olur? Tabii yaptığımız ki. İşlerin hiçbir kıymeti kesinlikle. Olmaz. Hemen yemeğimize dönüyorum. Bir soru daha. Şeyi merak ediyorum. Mesela biz yer değiştirelim ben yemek yapayım sana söyleyeceğim. Çok merak ediyorum. Ben şimdi mesela o atın üstünde yemek yetişecek, o sahne gidiyor. Yetişir bence yemek. O sahne gidiyor ya şeyi merak ediyorum. Yani tam rolün içinde misiniz? Yani o yüzyıl önünüze geliyor mu? Yani şöyle ya o dediğin şeyi tiyatroda yapmak daha kolay. Çünkü tiyatroda lineer bir hareket var ya. Yani sıfırıncı dakikadan öyküye başlıyorsun, işte ne kadar devam kesmeden ediyorsun. Kesmeden devam ediyorsun. Evet, kesmeden aynen. Devam ediyorsun. Dolayısıyla o ana hep konsantre olabilirsin. Ama bunda bırak kesmemeyi, kestiğin şeyler, arka arkaya oynadığın sahneleri koyduğun anda, bir ara bizim arkadaşlarımızdan biri Covid'e yakalandı. İç içe 3 bölüm çekiyorduk, 7,5 saat çekiyorduk iç içe. Her şeyi bırak, bir bölümde hiç görmüyorum, bir bölümde biraz görüyorum, bir bölümde böyle biraz gözlerim bilmem neyle görüyorum tipli bir durum devam vardı. Devamlı tutmak çok zor ya. Ve sete çıkarken evet yani reji asistanlarına şunu diyordum, abi ben burada ne kadar görüyordum. Evet biliyorum o his, biliyorum. Ya da kör müydü? Evet, ondan sonra oynamaya başlıyorsun. Dolayısıyla anda kalabilmen evet. O konsantrasyon imkansıza yakın çok bir şey. Çünkü şey hissediyorum, belgesel çektiğim dönemde de veya işte araştırma yaparken de çok da eski ve tarihi bilgileri okuyorum. Ve okumaya başladığım andan itibaren kendimi orada buluyorum ben. Ve ezberim o kadar kuvvetleniyor ki kendimi öyle hissederken mesela oradaki aşçı böyle yapıyormuş. Gözünü kapat Yunus Emre. Sana kılıç mılıç bak bizde var onlardan. Eğer istersen hançer istemediğin kadar. Ona kaşık maşık vereceğiz biz. Bunlar daymış. Ben bunlardan birini sete götürebilirim. Tamam, bu arada neredeyse bitti galiba. Şimdi patlıcanları yerleştireceğiz. Ha şimdi patlıcanlar var şimdi evet. Şimdi kıymayı normal soğanı aldık. Tereyağını ilave ettik. Soğanı biraz kavurduk. Sonrasında kıymamızı ilave ettik. Tuz, pardon kıymadan önce dolmalık fıstık ilave ettik. Onu şöyle biraz kavurduk. Sonrasında kıymasını ilave ettik. Kıyma ilave ettikten sonra kıyma neredeyse %70 kavruldu. Tamamen kuru hale getirmiyoruz ki fırında da pişecek çünkü. Sonrasında üzerine tuz, pul biber ve karabiberini ilave ettik. En son altını kapattıktan sonra da ince kıyılmış maydanoz doğradım. Şefim bu çok güzel bir harç oldu. Sanki böyle bu harçtan başka yemeklerde çıkar gibi bir his var içimde. Bence kesinlikle çıkar. Çıkar değil mi? Hani yumurta bile kırabiliriz içerisine. Ya bir şey değil mi? Yemin ediyorum şu an aklımı okudu. Böyle bir şey olamaz. Çünkü o karıştırıyor. Ben diyorum ki ya bunun üzerine yumurta kırılsa çok güzel böyle bir hani sahur içinde bence olabilecek güzel bir tarif. Ya da böyle bir daha sonrası için bir pazar kahvaltısına da aynı şey demek düşünmüşüz. Bence kesinlikle şey o ben de iç harcı böyle çok malzemeli keyifli olan kıymayı bir harç, evet. Şeyde yumurtada çok seviyorum. Şimdi elin yanmasın aman dikkat et. Yarı yarıya pişti yani yarı yarıya değil de %40 pişti diyelim. Tamam. Ama biraz pişirmesini artık fırında domatesli sosla yapacağım. Hı-hı. Dolayısıyla kaşığım yardımıyla yavaş yavaş içlerini dolduracağım. Hemen bir tane şöyle bir bakalım detaylı nasıl. Bir tane göstereceğim. Son derece gelişi güzel yapacağız. Gene aynı tepside fırına vereceğiz aynen. Değil mi? Merhaba, şahane. Şöyle aralarına dolduruyorum. Ben şu anda mesela sıkıntıdan patlamıştım, bırakmıştım. Öyle mi? Çok net. Senin evet, sabrın mı yok yemek yapmaya? O da bir sabır işi çünkü. Evet. Ya o orada hiç olmadığım için tez zaman canlısı. Yani zaman çok az ya. Hani nerede kullandığınla doğru orantılı o. Doğru. Onun yerine başka şeyleri tercih ediyorum. İşte o ilgi alanıyla alakalı evet, aslında. Evet. Spor evet. Yaparken öyle gelmiyordur ya da bir film seslendirirken sabrım vardır. Tabii. İnsanın sevdiğine sabır olur. Değil mi efendim? Evet, bu çok da... güzel laf ettin bak. Bu da bir hayata dair bir cümle olarak kayıtlara geçsin.
Dolmalarımızı doldurmaya devam ediyoruz. Yemeğimiz neydi şefim? Patlıcanlı Şengül. Şengül Mahşi'nin patlıcanlısı, evet. İnanılmaz bir isim. Söyleyebilir aşk olsun. Şimdi ekranlarını yeni açanlara bir hatırlatma yapalım isterseniz. Ne koymuştuk şefim? Şöyle bir hızlıca malzemeleri. Önce patlıcanları ortadan ikiye bölüp sonra kendi içinde dörde böldük. Tuzlu suda biraz beklettik kabuğunu pijama şeklinde soyduktan sonra. Kıyması için soğan ve dolmalık fıstık kavurduk. Altını kapatınca pul biber, karabiber, tuz ve ince kıyılmış maydanoz ilave ettik. Ve böylelikle yemeğim içi hazır hale geldi. Şimdi tekrar fırına girecek. Yaklaşık bir 35-40 dakika fırında yavaş yavaş pişecek. Evet, esas şimdi uzun pişme süresi aynen, şimdi geliyor. Aynen, şimdi başlıyor. Domates püresiyle pişireceğim. Salça kullanıyor muyuz? Salça kullanmıyoruz, domates püresi kullanıyoruz. Ama isterlerse salçalı su da yapabilirler ama bence domates de çok lezzetli olacak. Ya ben domates püresini çok seviyorum. Bak ben mesela kendi adıma kullanıyorum. Salça mı domates püresi mi? Bence domates biraz püresi. Biraz evlerde ne ve işte ya da yetiştirme tarzına göre biraz değişiyor, değişiklik evet. gösteriyor. Bileyim, püre ama sanki daha saf, daha hani... Evet, daha biraz daha... Tamamen domates. ...gibi geliyor değil mi? Daha evet, gerçek evet. domates, evet. Diğerinde biraz daha aromatik tat kalıyor. Salçanın kurunun verdiği tat kalıyor. Ki sen onu değiştirebilirsin üstüne. Sen hani kendi aromatik tadını mutlaka dönüştürebilirsin değil mi? Kaçırdığınız tarif ya da püf noktaları olursa efendim sosyal medya hesaplarımızdan gene takip edebilirsiniz. Hiç üzülmeyin. Biz böyle arada püf noktalarını hep söylüyoruz. Ama bazen tabii şefim çok donanımlı olduğu için ben diyorum ki bir kalem kağıdım olsa elimde de yazsam. Çok güzel anlatıyor çünkü. Ben de takip etmek istiyorum. Bekleriz efendim. Güzel. Beni böyle, takip edebilirsiniz böyle arkadaşlar. Böyle tarifler şu arada çok işimize yarıyor. Atıyorum. Bundan 2 yıl, 3 yıl sonra ben dönüp açıp bakıyorum tekrar. Çünkü hatırlamıyorsun tabii ki yaptığın şeyi ama orada hep kalıyor neticede. Evet. Yemek öyle bir şey. Şimdi sosu biraz lezzetlendiriyorum. Altına koyacağım sosu. Domatese karabiber çekiyorum. Ben şefin sırrını öğrendim. Her şeye karabiber koyuyor. Mutlaka. Karabiberin girdiği şey hiçbir zaman lezzetsiz değil. Biraz karabiberi da zeytinyağı. Ben de çok seviyorum ve zeytinyağı da çok güzel görünüyor. Evet ya. Oğlum şimdi bak şunun rengi bile değişti bir anda değil mi? Işte. Şeyi, domates ve karabiber lezzet konusunda çok üst düzeye çıkartır yaptığınız yemeği. Ve insan damak tadı bunu çok iyi hisseder. Biliyorsunuz uçaklarla 10 bin fite çıkınca basınçtan dolayı lezzet algınız çok yükselir. Oradaki lezzet çok, o lezzeti mükemmel hissedebilmek için çoğu yolcular özellikle Avrupalılar ve Rusya tarafında karabiberle domates suyu içerler. Yok artık. O lezzetin keyfi bu yüzden çıkar. Öyle miymiş? Aynen. Ya her şeyin bir anlamı var aslında bak hiçbir şey boş boşuna değil. İkimiz de hadi ya hadi falan olduk ama gerçekten ya çok güzel bilgiymiş. Ya ben şefi hep öyle dinliyorum zaten. Hep ağzım açık dinliyorum. Ben bundan İnanılmaz sonra 10 bin fite çıkmam. Yemek yiyeceğim evet, zaman 9 şey binde 8 binde kalacağım. Demek ki lezzet gidiyormuş yükseklikle. Basınçla yok, alakalı demek ki. Maksimum oluyor. Maksimum. Pardon maksimum oluyor. Benim yemeğim daha da iyi haz alabilmek için. Bundan daha iyi haz alabilmek için karabiberli domatesi ve yani çok yakışan bir lezzet olduğu için o da çok en çok orada hissedilir. Muazzam hissedilir. Şunu unutmayın. Hiçbir kötü uçak yemeği yoktur. Aa öyle mi? Lezzeti çok iyi aldığınız için hepsi lezzetli geliyor size. Allah Allah ya da açlıktan hadi mı acaba uzun yolculuklarda falan? Ne versen yerim. Hayır. Bana da hep güzel gelir doğru diyorsun. Tabii. Sandviç bile o. Vay be ne güzel gitti o yüzden mi? Kötü uçak yemeği yoktur gerçekten. Bu yüzden işte damaklarınız o kadar lezzet alıyor ki. Yani o keyiften bundan dolayı sonra yemeklerimi hep uçakta yiyeceğim. Uçakta evet. Ya da birisine yemek yaptırdığınız zaman yanında hemen çantadan çıkardım. Çoğu yolcu için tabii uçak korkusu bunu ya da korkudan ne yediğini anlamıyor. O da yok, olabilir. Orada da yemek yemek bir şey o şeyi biraz geliştiriyor. Yani o korkuyu biraz atmanızı sağlıyor aslında. Şimdi buna su ekliyor muyuz? Yok. Çok yok. Az. Çok peki az mesela kurumuyor değil mi burada patlıcan? Yok, su yok eklemesek de. Güzel bir şey. Çünkü yani çok sulandırmadık var, da. Zeytinyağı var baksana ya. Mis gibi zeytinyağı. Çok güzel değil mi? Rengi böyle yeşil yeşil. Şifa biliyorsunuz zeytinyağı. Ölmez abi ya. Efsane kesinlikle. Yani Osmanlı mutfağı kayıtlarında yanlış hatırlamıyorsam 1580 yılındaki nahl defterlerinde giriyor zeytinyağı. Biz ondan önce zeytinyağını uzun yüzyıllar boyunca aslında kandil yağı diye kullanıyoruz. Aa, pek bilmiyor tabii Osmanlı İmparatorluğu. Kandilde. Sonradan kandil yağı aynen yansın aha diye. Ama şeyin zeytinyağının ilk alımı işte bu 1580 tam hatırlamıyorsam affetsinler beni. İlk defa nahl defterine şöyle kayıda geliyor. Balık 80 mi? 1580. Aynen. Balık yemekleri ve balık çorbası için alınmıştır yazıyor. Aslında Osmanlı mutfağına balığın girmesiyle beraber var ama tamamen sarayda da girmesiyle beraber zeytinyağı alınıyor. Ama balık yemeklerinde de zeytinyağı ve tereyağı hep beraber kullanılıyor. Ha, tereyağı da kullanıyorlar. Bak onu bilmiyordum ben mesela balık yemeğine tereyağı. Evet. Aynı zamanda balıkla ilgili en önemli not da şudur Osmanlı tarihindeki yemeklerde. Balığı mutlaka ya sirkeyle temizlerler
ya sirkeyle pişirirler ya da sirkeyle servis ederler. Sirke balığın içindeki omega'nın kemikten sömürülüp vücuda alınmasının yegane sebebidir. Ne diyorsun sen? Ay, bir yaşıma daha girdim şu an. Bak neler öğreniyoruz. Bombastik ya. Bombastik bilgi gerçekten. O dönem, alkış bence bana alkışlıyorum ya gerçekten. Teşekkürler. Bir şey söyledim. O dönemki bütün tıbbi yazarlar balığın sirkeyle tüketilmesini önemsemişlerdir. Biz de aslında Türkiye'de çeşitli bölgelerde son 100 yıla kadar balığı servis ederken sirke kullanmışız ama son 100 yılda kullanmayı bırakmışız. Fırına gidiyor. Denenebilir aslında. Hadi gitsin. Hadi gidelim. İlk tarifimizi fırına gönderiyoruz. Yardımcı olayım mı? Yok hemen açık olacağım. İlk tarifimiz fırına gitsin.